San Marco Meydanı'na buradan girebilirsiniz. Hemen San Marco Kilisesi. Biz de bu kapıyı kullanarak Koren Müzesi'nin hemen altından meydana giriyoruz. San Marco Meydanı'ndayız. Meydan ismini Aziz Markus'tan almış. Güvercinler meydanın süsleri ve neşe kaynağı. Büyük bir güvercin ordusu yem peşinde oradan oraya koşturup duruyor. Bu sevimli kuşlarla meydanı dolduran kalabalık arasında son derece ilginç bir yaklaşım var. Yem üzerine kurulmuş bu diyalog ya da sevgi mideden geçer sözünün ne denli doğru olduğunu gösteren bir kanıt. Her yerime kondular, yaratılar. Her yerime kondular. Görüyorsunuz. Evet. Kuşların içinde kaldım da gözüm o işe. Bitti, bitti. Bay bay, bay bay. Babak. Görüyorsunuz burada kuşlarla birlikte. Üzerinizde basmadık, hatta gagalamadık yerinizi bırakmıyorlar. Ancak asla canınızı yakmıyorlar. Biz de güvercinlerle sıkı fıkı oluyoruz. Bu ilişkiden güvercinler kadar yem satıcıları da karlı çıkıyor. Bu meydanda bütün bir gününüzü, hatta günlerinizi hiç sıkılmadan geçirebileceğinizden emin olabilirsiniz. Örneğin Theodora Korre Müzesi'ni gezebilirsiniz. Tam arkamda gördüğünüz Korer Müzesi var. 1830 yılında Theodora Korer kendi koleksiyonunu Venedik'e hediye etmiş ve böylece bir müze doğmuş. Korer Müzesi. Bu müzede Giovanni Bellini'nin Pietas'ını görebilir, kırmızı şapkalı genç adamı yakından ve hayranlıkla izleyebilirsiniz. Olmadı, Çan Kulesi'ne çıkıp Venedik'i yukarıdan seyredebilirsiniz. Dükler Sarayı'na girip iç çekenler köprüsünün içler acısı, hatta tüyler ürpertici öykülerini dinleyebilirsiniz. Palazzo Ducali'yi hapishaneye bağlayan muhteşem köprünün önündeyiz. Yalnız bu köprü sadece görünüşüyle muhteşem. Eskiden zavallı mahkumları bu köprüden geçirirler ve hapishaneye götürürlermiş. Suçlulara son bir defa pencereden dışarıya bakmaları söylenilmiş. Bir daha gün ışığını göremeyeceklerini bilen zavallı mahkumlar öylesine iç çekerlermiş ki köprünün adı İç Çekenler Köprüsü olarak kalmış. Yapacak bir şey bulamıyorsanız oturun meydanın bir kenarına, geleni geçeni seyredin veya oradan buradan gelen müzik seslerine kulak kabartın. Ama öyle tembellik falan yok.
daha anlatılacak ve yapacak çok şey var bu meydanda.